Yine Atatürk Havalimanı'ndayız. Bu kez yolumuz Kanada'ya. Hayatım ve şehrim başlıyor. Aramızdaki mesafe kim bilir kaç bin kilometre. Dünyanın öteki uçlarından birindeyiz. Ve neyse ki yıllardan 2008'deyiz. Teknoloji sayesinde göz açıp kapayıncaya kadar işte yine geçici evlerimizden birindeyiz. Bu kez Kanada'nın Montreal kentindeyiz. Hayatım ve şehrimin konuğu da müthiş müzisyen ve filozof Mercan Dede. İşte Mercan Dede ve onun yaşadığı kent olan Montreal. Mevsimlerden yaz ama bu programda güneş görme ihtimaliniz çok az. Görürseniz şanslı sayılacaksınız. Çünkü bu kent aslında kışla çok iyi arkadaş. Normalde karlarla yatıp buzlarla kucaklaşıyor. Montreal, Kanada'nın ikinci büyük şehri. Bir sürü konuda şan ve şöhret sahibi. Mesela dünyanın en temiz 10 kentinden biri. Aynı zamanda dünyada yaşanacak en iyi 25 şehir arasına da giriyor. Sakin, huzurlu, bilge ve olgun. Tıpkı fonda dinlemekte olduğunuz, kendi içinden çıkardığı dünyaca ünlü müzisyeni Leonard Cohen gibi. Bu şehir dansını müzikle yapıyor. İçinde muhteşem festivaller ve 3,5 milyon insan barındırıyor. Bu insanların her biri tek tek ne yapıyor bilinmez. Ama içlerinden biri Montreal'in çıkardığı bütün sesleri pür dikkat dinliyor. Kuş cıvıltılarından yaprak hışırtılarına, tekneyi döven dalga sesinden asansör gıcırtısına kadar. Sonra bu sesleri müziklerine ekleyip Montreal'e geri veriyor. İnsanlara hediye ediyor. Bir bedende birkaç müzisyeni barındıran Mercan Dede 20 yıldır Montreal'de yaşıyor. İşte Mercan Dede ve işte hem beslenip hem beslendiği kent olan onun Montreal'i. Ney sesine aşık oldu. İşin ustalarından Ney, Bendir, Türk ritimleri ve Ebru dersleri aldı. Kanada'da güzel sanatlar üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğretim üyeliği yaptı. İlk albümü Sufi Dreams'in şöhreti çok az sayıda basılsa da Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar ulaştı. Journeys of a Derviş, Seyahatname, Nar, Su, Nefes derken albümler ard arda geldi. Kurduğu farklı gruplarla dünyanın dört bir yanında en önemli müzik festivallerinde yüz binler önünde konserler verdi. Dev isimlerle sahne paylaştı. 2 yılda 1,5 milyon kilometrelik konser turnesi yaptı. Defalarca yılın sanatçılığına aday gösterildiği BBC World Music kategorisinde albümleri birinci sıraya yükselen ilk Türk sanatçı oldu. Ayrı isim altında 100'den fazla single'ı bulunuyor. Mercan Dede, Arkın Allen, Blue Man, Poundmaker dışında kullandığı isimleri kendi menajerlik şirketi bile bilmiyor. Mercan Dede sanatçı isimsizliğinin özgürlüğüyle bir notadan bir diğerine istediği gibi uçuyor. Asıl adı Arkın Ilıcalı. Sufi müziği çağdaş müziğin tınılarıyla harmanlıyor. Eskiyle yeni, doğuyla batı arasındaki sınırları yıkıp tek tek ortadan kaldırıyor. Ve Mercan Dede ile buluşuyoruz. Kaç yıldır bu mahalledesin? Benim burası 14 yıl oldu. Oo, bayağı olmuş. İlk taşındığım zaman Montreal'in bu kısımlarında hemen hemen hiç kimse yoktu. Yani buralar işte daha sanatçıların kaldı. Daha sonra son 3 yılda bir anda New York'taki Soho gibi aslında. Burası da çok değerlenmeye başladı. Bir anlamda güzel. Çok daha yeni yerler açıldı ama aynı zamanda da birazcık kalabalıklaşmaya başladı. Peki burası ile ilgili en çok sevdiğin şey? Birçok şey aslında. Öncelikle ben yürümeyi çok seven bir insanım. Bisiklet yürümek, araba dışındaki her şey. Montreal'de yürüyüşe çıktığın zaman tamamen dinlenmiş olarak geri geliyorsun. Yürümesi hani, de kolay bir şehir. Yürümesi çünkü çok kolay bir şehir. Çoğu insanın yürüdüğü ya da işte bisiklete bindiği bir şehir. Havası gayet temiz. Bir de İnsanlardaki çeşitlilik güzel değil mi? Burada İnsanlar çeşitlilikten olağanüstü. Ben küçükken
işte televizyon yok. Sadece evde bir radyo vardı, kısa dalga. Kısa dalga radyonun düğmesiyle oynarken küçücük hareket ettiğinde diller değişirdi. İşte Mısır radyosu, İran radyosu, Türkiye, Bükreş. Montreal'de yürürken insanları dinlediğin zaman aynı onun gibi. Aynı bir radyo gibi. Fransızca, İngilizce, Arapça, hemen her dil, İtalyanca. O tabii olağanüstü bir zenginlik. Muazzam bir şeylik var. Herkesin birbirine hoşgörüyle bakması yani o beni çok çeken bir şey. Yani Orta Doğu'da ortalık en karışık olduğu zaman işte İsrailli bir simit yapan dükkanda Lübnanlı bir bakkal yan yana en iyi komşular hala devam ediyor. O güzel bir örnek teşkil çok ediyor güzel. Bence. Haftaya da iki kere geldiğim, artık ailem gibi olduğum, çok sevdiğim çiçekçi dükkanım. Alıyor musun buradan tabii bir şeyler? Bütün çiçeklerim hep buradan geliyor. Evdeki hemen her şey. Mercan dediği yakından biraz olsun tanımaya başlayınca güzel olan her şeye nasıl da bağlı olduğunu anlıyor insan. Peşinden koştuğu şey sadece sesler değil, onun dünyasında renk ve kokulara da büyük yer var. Montreal'ın bu kısmı, esas Montreal. Yani ilk Montreal'ın başladığı yer. Vaktinin ne kadar mesela, hani değişiyordur mutlaka ama diyelim ki bir yılın ne kadarı Montreal'de geçiyor? Bir sürü çünkü festivaller, her şeyler şimdi her, oluyor? Her yıl değişiyor aslında. Genelde senenin hani 9 ayı yollarda geçiyor. Bütün albümlerin yapılması sürecinde çok enteresan hatıralar var. Yani mesela 2006'nın sonunda Japonya'ya gittiğimizde ben Japonya'dan çok etkilendim. Ortak çok fazla şey olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Orada Kyoto'da Budist tapınaklarına gittik. Oradaki tapınakların içerisinde şöyle bir oturup 2 saat durduğunuz zaman bir anda farklı bir dünyaya gidiyorsunuz. Mesela Nefes albümünün son parçası orada çıkmıştı. Tam Montreal çok etkileyici ama şu binaya bakıyorsunuz. İşte Montreal'ın eski binalarından bir tanesi. 150 yıllık. Diyorsunuz ki aman Allah'ım 150 yıllık bir bina. Tabii İstanbul'dan, Roma'dan bahsettiğiniz zaman binlerce yıllık bir kültürden bahsediyorsunuz. O çok etkileyici. Evet. Montreal'in, Quebec'in aslında sanat dünyasının nabzı burada atar. Bakarsınız işte daha ticari, commercial sanatın olduğu yerler vardır. Çok güzel birkaç tane baskı stüdyosu vardır. Çok güzel bir sokak. Mesela burası çok küçük. Kendi bütün kıyafetlerini kendisi yapan bir dizayn. Çok bu hoş. Quebec'e ait. Hemen onun üzerinde bir tane yoga center var. Montreal'de olduğun zaman böyle klasik bir günün nasıl geçiyor? Bisiklete bindin. Bisiklete bindim, evime geldim. Tabii ki kompütürümü açtım. İstesem de istemesem de o gün ne var ne yok. Çünkü sürekli olarak Avrupa ile Türkiye ile bağlantı halinde olmak zorundayız. Bir iki saatlik ev ödevlerini yaptıktan sonra havanın nasıl olduğuna bağlı. Eğer herhangi bir yerde yeni bir sergi varsa, çünkü çok fazla aslında modern galeriler var. Öyle yeni bir sergi varsa oraya gitme. Onun dışında gidip benim çok sevdiğim aslında Atwater's Market diye. Hani artık herkes Türkiye'de de gerçiyor oldu. Gidip süpermarketlerden alışveriş ediyor. Halbuki bu Montreal'ın etrafında yaşayan çiftçilerin gerçekten kendi yetiştirdikleri sebzeleri, okay, meyveleri, çiçekleri, organik, her şey organik. Hiçbir kimyasal madde yok. Oraya gidip oradan alışveriş ederim. Ve yine Türkiye'de aslında hemen hemen hiç yapmadığım, çok sevdiğim şeylerden biri yemek yapmaktır. Sonra eve gelip yemek yapıp, işte görmediğimiz dostlarımız varsa, zaten çok fazla sayıda insanla hani buraya geldiğim zaman daha bir sakinlik dönemi olduğu için, ama çok yakın olduğumuz arkadaşlarımız var. Arada bir onlar bir araya gelirler. Hani birlikte bir şeyler yenir. Müzisyen varsa biraz müzik dinleriz. Ve bir de sinema. Sinemayla çok ilgiliyim. O yüzden özellikle Montreal'de yine Türkiye'den farklı olarak şeyler var. Hani Hollywood filmlerinin dışında, ticari filmlerin dışında dünyanın her yerinden sanat filmleri gösteren sinemalar var. Ve bunlar tüm gün açıklar. Oraya gidip biraz onlara bakmak lazım. Birkaç tane çok sevdiğim kitapçı dükkanı var. Yine bu kitapçılar bildiğimiz sıradan her yerde bulabileceğiniz kitapların dışında dünyadaki hemen her konuda, hatta aklınızın gelemeyeceği konularda kitapları taşıyan yerler. Gidip bir, ama hani bir kitapçıya gittiğimiz zaman zaten o nereden baksanız 2-2,5 saatlik. Biraz müzik dinlemek lazım çünkü yollardayken zaten fazla yeni bir şey dinleyemiyorsunuz. Özellikle hani Serv'de DJ'lik olduğu için biraz
Özellikle var, plak neler var, onlar şeyler. Yeni bir şeyleri toplayıp biraz sohbet edip ondan sonra akşam yemeğimizi yaptıktan sonra tekrar yürüyüşümüze yapıp belki birazcık neyimizi üfleyip hani gönlü kalmasın diye. Genelde günümüz bu. Konserlerinde yüz binlerce insanı bir dünyadan alıp bambaşka dünyalara götüren bu alçak gönüllü adamın günlük rutini işte özetle böyle. Bu da kentte sevdiği mimari yapılardan biri, Notre Dame Kilisesi. Bu kilise 1830'da yapılmaya başlanmış. Mercan'de de buranın huzurlu atmosferi ve mavi vitraylarından çok hoşlanıyor. Kocaman orgu tıpkı kilise gibi çok etkileyici. Benim yine çok sevdiğim binalardan bir tanesi. Şu anda kullanılmayan, tamamen sokakta yaşayan insanlar için bedava yemek verilen. Aynı zamanda kışın tabii çok soğuk olduğu için kışın hani sokakta kalmamaları için gelip yatabilecekleri yatakların olduğu, odaların olduğu böyle bir yer. Çok evsiz var mı Montreal'de? Var aslında. Çok ilginç. Kuzey Amerika'da bu ciddi bir problem. Montreal'de de ama Montreal herhalde Kuzey Amerika'daki şehirlerin içerisinde bu konuyla en ciddi ilgilenenlerden bir tanesi. Bu duvar resimleri de şehirde karşınıza pat diye çıkabilecek güzelliklerden sadece biri. Ve şimdiki istikametimiz Montreal'deki Çin Mahallesi. Thank you. Burası da favori restoranlarından biri. Burası olağanüstü bir yer. Bak şimdi şu acılı seviyorsunuz değil mi? Evet seviyorum. Bazı şeyler ne kadar basit, ama sade güzel. Ama olağanüstü güzellikte olabilir. Bu restoranın kendisi de öyle. Çok basit. Aynen öyle. Çizgisi, duvarı, duvar, aynası, her şey. Evet. Çiçekler resmi. Lütfen. Ya ben bekleyeceğim. Aa, lütfen. Olmazsa geldi zaten. Montreal'de herhalde bütün dünya mutfaklarını buluyorsunuz. Bütün dünya mutfakları var. Montreal'in başka bir yerde. İran'dan tut İtalya'ya, Yunanistan'a. Kulmela es-sahat ar-rawiya. Arapça okey biliyor musun? Sa-kat. Evet, tamam yavaş yavaş. Arapça okuyorsun. Arapça nereden? Lavara. Nerede baba Filistinli. Öyle mi? Maşallah. Bitmiyordu. Etkilenmemek mümkün mü? Şuna bakar mısın? Fransızca ve Arapça ki o Grift yazının o alttaki grafitin üzerine bir Mekke şehri var orada. Üzerinde de hem İngilizce hem Fransızca. Bir de oradaki hat da çok güzel. Çok güzel. Happiness comes to him to believe in it. Arapçası yaklaşık şurada da mi? El-Sahada yazıyor yani mutluluk, mutluluk demek. Mutluluk. O en büyük olan, hani mühür gibi olan da. Bu duvar bir camiye ait. Üzerindeki cümlelerden birinde mutluluk ona inanmakla gelir yazıyor. Hemen karşısında da ona oldukça tezat bir Japon grafiti örneği duruyor. İşte Montreal böyle bir yer. Montreal'in büyüsü. Montreal ismi aslında Mount Royal'dan geliyor. Yani Royal Mountain. Dağın, Royal Dağı. Çok yüce dağ gibi. Bizimki Ulu Dağ gibi belki. Ve tam şehrin ortasında böyle olağanüstü güzel bir ormanın içerisinde en tepeye doğru, o dağın tepesine doğru çıkıyorsun ki çıktığın yerde de çok güzel bir Montreal var tabii. Benim Montreal'e geldiğimde hani o şehrin içerisinden yavaş, o modern şehirden yavaş yavaş uzaklaşıp bak farkındaysan şehrin uğultusu arkada kalmaya başladı. Hem çok iyi bir egzersiz hem gerçekten kendin olabileceğin ender mekanlardan bir tanesi. Tabii yani artık dünyanın herhangi bir yerinde modern bir şehrin tam ortasında bir orman, bir dağ bulmak olması muazzam zor, bir şey. Peki tepeye çıkmak için kaç dakika ya da kaç kilometre? Ne kadar hızlı ve ne kadar yaşlı olduğuna bağlı. Ya da daha doğrusu ne kadar formda olduğuna bağlı. Göreceğiz. Göreceğiz. Çıktığımızda bakalım. İşte bu şey filmini burada çektiler. Montreal İsa'yı. Rakun'u nerede göreceksin? Şehrin içinde. Bambaşka iklimlerde uzak bir memlekette olduğumuzu hatırlatan güzel bir örnek. Burada rakun görmek bizim sokaklarımızda kedilere rastlamak gibi bir şey.
da kentin en büyük yeşil alanındaki simgesel büyük haç. 1924 yılında yapılmış, 1992'de fiber optik sistemiyle ışıklandırılmış. Çok seni yansıtan bir ev gibi, hani nasılsan o var evinde gibi. Bunu duymak çok güzel. Çünkü ben de bu evde onu hissediyorum. Yani hakikaten çok sevdiğim bir ev burası. Esas sebebi de ev gibi hissediyorum. Buraya geldiğim zaman ha evim gibi. O duygu önemlidir ya. Yani şeyle de ilgisi yok. Zaten savaş meydanı gibi işte mutfak kısmındayız ama orada boyalar ve resimler ve orada başka şeyler var ama bu kaosun içerisinde ben kendimi çok huzurlu hissediyorum. İstediğim şeyleri bulabiliyorum. Bir de genelde Türkiye'de de öyle. Birazcık evler ziyaretçiler, işte komşular, akrabalar, evet, hani başkaları için yapılır. Yani kendin gibi yapmazsın. İşte bir şey buraya koymak istersen ama dedim ki canım orada olur mu? Benim burada belki Montreal'deki o anlamda da hani çok yakın belki bir aile olmadığı için böyle dedim ki ben kafama göre bir ev yapmak istiyorum. Hatta bir salon olur, takla. Oturma odası olur. Ayrılmış olma odasında aynen. Bu zaten tek oda ama onun dışında tek bir oda. Tek bir odanın güzelliği bu odayı istediğin gibi kullanabiliyorsun. İstersen müzik stüdyosu oluyor, o tarafa gidiyorsun DJ set oluyor, DJ'lik yapabiliyorsun. İstersen burada yemek yapıyorsun. Aynen. Ya yani bence güzelliği o. Hani bir de tek bir mekan bölünmüşlüğü değil de aslında biraz sanki evlerin o odalara ayrılmışlığı, bölünmüşlüğü, bizim hayatımızdaki bölünmüşlüğü anlatan bir şey. Öyle bir bağlantı var sanki. Halbuki burası tek bir oda. İşte ben Concordia Üniversitesi'nde master'ımı yaptım. Hatta orada öğretim üyesiydim. Sonra müzik aldı başını gitti ve ben müzik yaparken hep şeyi düşündüm, yani gördüklerimi seslerle anlatabilmek. Şimdi bir geri dönüş var, şimdi de çok ilginç bir şekilde duyduklarımı renklerle anlatmak, resimler, onun tam tersi gibi. Onun dışında bazı çalışmalar var, onları göstermek isterim. Hani bu kadar yoğun konserler, festivaller falan bunları yapmaya ne ara vakit İşte oldu? Uzun bir süre çok vakit kalmadı. O yüzden geçenlerde zaten bu seriyi bir çıkartıp baktığımda birazcık o yüzden hüzünlendim. Sanki hani biraz yalnız kaldılar. Geriye dönüşü o yüzden. Şimdi belki müziği bir parça geriye çekip bunlara... Evet, hani hakikaten baktığımda bana da şey geliyor. Sanki hani onlar da benim çocuklarım, uzun bir süre terk ettik gibi. Ama bazen İnsanın ruhunu ve kalbinin arası bırakması çok önemli. Yani onda daha sürecinde de bir var. Yani şu anda belki 10 yıl resime baskıya vermeseydim, şimdi böyle bir enerjiyle dönmezdim gibi. Bu seride kaç tane var şimdi? Bu seri aslında 22 taneydi. 4 tanesi, 2 tanesi çok önemli bir müzeye gitti. Koleksiyona, özel koleksiyona. Diğer 2 tanesi de yine Amerika'daki özel bir koleksiyona gitti. O yüzden şu anda bende iyi ki de bunlar kalmış. Ama bu serinin devamı şimdi geliyor. Bu benim böyle bir isim koymadığım, zaten isim koymayı sevmiyorum. Of, çok güzel. Bu benim çok sevdiğim bir yine Budist monastırından gelen bir gong. Çok uzun bir seyahati var. Zaten üzerinde bak şurada damgası var. Oradan buraya gelmiş. Bu kim bilir kaç yaşında. Kim bilir kaç. O çok yaşlı bir kaplumbağanın sırtı. Onu da şamanizmle çok bağlantısı olan bir büyüğümüz hediye etmişti. Tabii o kendi içerisinde hem çok üzüldü hem çok güzel emanet gibi bakıyor. Burası öyle bir şey köşesi. Bu da çok güzel bir köşe. Ona ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü hakikaten herhalde hayatımda çok bağlantı, sevginin ötesinde bir bağlantım olan bir Buda. Tek parça bir ağaç, bir okaliptüs ağacı. Ağacın gövdesi zaten bu. Tek parçadan yapılmış. Tabii tek parçadan. Ağacın gövde kısmından ve ağacı yaklaşık 550 yıllık. Üzerindeki Buda da 300-320 yıl kadar evvel kazınmış. Çin'deki bir Budist tapınağından Montreal'a taşınmış 25 yıl evvel. Montreal'deki evinde turumuza devam ediyoruz. Bir de proje var değil mi neyle ilgili? Neyle ilgili çok güzel bir proje var. Heyecan veren. Aslında çok uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu sene kısmet olursa gerçekleşecek. İşte benim hikayem, İstanbul'a geldim üniversite için ve ne üflemek istiyorum ama hiç
Yani neyi bulabiliyorsunuz? Bir de maddi imkanlarımız da zaten yok. Yok, çok çok zor. Hele o zamanki şartlar, evet. Hemen 1983 yıl. O yüzden ilkliğimi plastik su borusundan yapmıştım. Tabii onun neyin her çıkardı notası... Çıkardı mı peki o sesi? O sesi çıkardı. Herhalde o içinden yaklaştı tabii... Yaklaştı. O çıkan ses şey bir sesti. Yani belki çok cılız bir sesti ama benim o kadar büyük bir sevgiyle, hani parasızlık, pulsuzluk bunların hiçbir önemi değil. Önemli olan gönlünde olduktan sonra gidip bir su plastik borusundan bir ney sesi yapmak. Hani aslında gönlümüzün akustiği ve akordu doğru olduğu zaman bütün evrenin akordu doğru oluyor. O yüzden belki notaları yanlış ama kendi içerisindeki sevgisi doğru. Oradan geldiğim için ve uzun yıllardır işte Mercan'da sitesi var, mercandede.com. Orada ney bölüm var, ney üzerine yazıyorduk, insanlar geri dönüyordu. Ve birçok kardeşimiz dünyanın hemen her yerinden, özellikle Türkiye'den benim gibi işte ben sizin hikayenizi okudum, çok etkilendim, benim de imkanlarım yok, ben çok üflemek istiyorum. Bunu söyleyen dostlarımız oldu, onun için dedik ki tamam, demek ki biz yalnız değiliz. O zaman en azından hani birazcık daha kapıyı aralayabilmek, bizden sonraki kuşağa biraz daha fazla yardımcı olmak. Hani bizim geçtiğimiz o zor basamaklardan geçip belki hevesleri kırılmasın diye. Yeni Ney projesinde çok kısa bir süre sonra başlayacak mercandere.com'da Ney bölümünde gerçekten imkanları olmayan ama gönülden ney üflemek isteyen insanlara ücretsiz ney hediye edeceğiz. Bisikletim, ben 66 doğumluyum ve bu lowrider deniliyor. Bunlar 1950'lerin, 60'ların bisikletleri. Bunları yapan, burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Adı Rafi. Bana hediye olarak o dönem buldu her şeyi eski, hakikaten 1966. Tekrar boyayıp yenileyip hediye etmişti benim için. Çok güzel. Yani hayatımda ben araba hiç kullanmadım. Ehliyetim de yok fakat bisikletim var. Çok sevdiğim bisiklet. Bu da Mercan Dede'nin Montreal'de sevdiği değişik mimarilerden biri. İtalyan dağ kasabalarındaki evlerden esinlenerek yapılmış. Dünyadaki modern yaşam alanlarına ilginç bir örnek olarak gösteriliyor. Durduk. Bu muazzam bir şey. Nedir o? Silafon. Bu içerideki aslında önemli bir buğday ambarı. Esas öyle denilebilir, zamanında yapılmış. Fakat zaman içerisinde kullanılmamış ama mimari olarak çok önemli olduğu için böyle bir şey yapmışlar. Bak burada gördüğün gibi. Diyor ki içerisinde, buranın içerisinde çok yüksek mikrofonlar ve şeyler var, kolonlar var. Dünyadan herkes telefon edip konuşabiliyor. Bütün sesler içerisinde toplanıyorlar. Burada durduğun zaman o içerideki ses reverb, yani geri dönüp bu kulaklıklardan geliyor, bak deneyelim. Vay be. Merhaba. Dene mutlaka. Hu hu. Süper. İnanılmaz. Şahane bir şey. O inanılmaz, binanın içerisindeki sesi duyuyoruz aslında. Muazzam bir şey. Sol tarafımızdaki alan çok ilginç. Mozaik deniyor böyle. Her yaz Dünya Bahçe Festivali yapılıyor. Her ülke gelip kendi ülkesinin geleneksel bahçeleri nasılsa onu sergiliyor. Olağanüstü. Olağanüstü. Yani şu anda hazırlık aşamasında. Bu bisiklet turu film gereği ya da rol icabı değil. Mercan Dede'nin Montreal'deki günlük rutini.
Her gün bisikletle kilometrelerce yol yapıyor. Otobanlar, dereler ve tepeler aşıyor. Ruhunu dinlendiriyor, Montreal'in seslerini dinliyor. Şu bina 13 yıl evvel ilk albümü kaydettiğim bina. Sufi diyor. Öyle mi? Evet. O zaman bu adada tabii hiç kimse yoktu. Şimdi artık burada etmiyorsun ama. Yok. Şimdi artık evimde. Evde. Şimdi bu hani Kanada denince aklımıza en gelen şey. Şurası donuyor. Şu an gördüğümüz nehir kış olduğunda tamamen buz tutuyor. Ve yaklaşık 3 ay hiçbir şekilde yani tabii su alttan hareket etmeye devam ediyor ama dışına herhangi bir geminin gelip gitmesi mümkün değil. Soğuk, -20-25 derece. Bazen -30 derece. Ben Montreal'de -36 derece gördüm. Ama çok garip bir şekilde hayat hiçbir şekilde durmuyor. Şehrin altından gidebileceğiniz tüneller var. Burası Mercan Dede'nin oturduğu apartmanın girişi. Bu da onun apartmanında bulunan Montreal'in en eski asansörü. Çok acayip bir asansör. Bu sesi tanırsanız Seyahatname albümünde. Ceza'nın olduğu parçada. Bu kapanmayı da tanırsanız şimdi başlayacak gürültüleri de. Siz sesini. Bunu kaydettin önce. Bunu tek tek kaydettim. Çünkü bir yaşanmışlık var içerisinde. Yani hayatta en çok duyduğum sesler ve kendi içerisinde güzellikler var. Dün konuştuğumuz gibi hani kuşları dinlemek gibi aslında bütün her şey konuştuğu için ondan sonra her birinden ayrı sesler yarattım. İşte bunu kapatma sesi, hatta şöyle. O ses de mi var? Çok güzel bir metal sesidir. Kapının açılıp kapanması daha bir davul gibi aslında. Hani bildiğimiz drum kit'teki gibi. Ondan sonra yukarıda gelen ince bir sanki nefesi gibi aslında bir ses var. Uğuldama. 100 yıllık asansör çıkardığı seslerle bir sanatçı ilham kaynağı olduğunu farkında mıdır bilinmez. Ama Mercan Dede'nin yaşadığı şehrin hakkını verdiği kesin. Duyargaları sonuna kadar açık. Şehrin kendisine sunduklarını seçip almayı, bunları dönüştürüp geliştirmeyi gayet iyi biliyor. Sık geldiğin yerlerden. En çok geldiğim yerlerden bir tanesi. Müzik dediğimizde gelinecek mekan burası. İçeri gelirsiniz. Müzik tarzları, neler var neler yok. Burada yeni çıkan müziklerin hepsi. Neler çıkmış, neler çıkmamış. CD bölümümüz karşı taraftadır. Her pazartesi yeni plaklar gelip sağ olsunlar buradaki DJ'lere öncelik verirler. Ama buranın ilginç yanı, normalde kulaklık takıp plakları dinleyebileceğiniz gibi aslında orada olağanüstü güzellikte bir küçük bir kulüp modeli vardır. Plağı istediğiniz gibi alıp orada hakikaten bir kulübün sesini dinleyebilirsiniz. Arkın Allen, Mercan Dede ya da içinde sakladığı diğer isimlerden herhangi biriyle, yani özetle bu adamın kendisiyle vakit geçirmek çok zevkli. Böyle ilk tanınmaya başlaman neyle oldu? Böyle hani o tık noktası neydi? Toronto'da bir tane çok büyük bir wave vardı. Ben de oradaki DJ'lerden bir tanesiydim ama çok daha iyi işte Space Time Continuum, çok iyi DJ'ler vardı alanda. 4000 kişinin olduğu bir yerde işte benden evvelki DJ'den sualdım, bir saatlik bir yer çalacağım. Plak koydum, bir anda o planın altyapısından fark ettim ki orada çok güzel bir dünya var ve yanımda bir diskin üzerine bastığım bir Nate Axum vardı. Onu da ikinci kayıt gibi oraya koydum ve bir anda o bütün duyguyu değiştirdi. Orada farklı bir şey olmuştu yani ve enerjinin değiştiğini hissedebiliyordum. Benim setim bittikten sonra, ya insanlar da daha tanımıyorlar, Arkın Allen çok daha yeni. Birçok insan geldi kapıya, işte sen ilk bir parça çaldın, içerisinde böyle bir flüt vardı, neydi o parça diye. O bir çıkış noktası oldu aslında. Arkın Allen için odur. Mercan Dede için büyük bir ihtimalle Montreal Jazz Festivali. Mercan Dede her şeyin ruhuna inmeyi seviyor, küçücük bir detaydan kocaman fikirler çıkarıyor, bakmayı, görmeyi, dinlemeyi, duymayı ve bunların hepsini anlamlandırmayı çok iyi beceriyor. Akıntıyı yakalıyorlar ve akıntının durduğu iki nokta var. O iki noktada da sörflerin üzerine çıkıyorlar. Sanki
hani gerçeküstü bir şey gibi. Bak mesela bir tanesini orada görüyorsun. Aslında ağaca bağlayıp suya bıraktıkları bir ip var. Şu anda görmüyorsun çünkü çok güçlü bir akıntı. Evet. Bir şekilde o iple ileride o akıntıyı yakalayıp tekrar geri çıkıp tekrar başlıyorlar. Usta sörfçü olmak lazım herhalde. Kesinlikle. Çünkü akıntıyı bir kaptırırsan nereden güçlü çıkarsın, aynen, kim bilir. İnsanla doğa arasındaki o güzel estetik denge. Hani bir dans etme hali var aslında. Acayip onun içerisinde bir ritim var. Müthiş bir ritim var. Böyle ritme uyum sağladığında çok estetik bir şey çıkıyor ortaya. Göründüğü gibi değil hayat. Yani gördüğümüz çok farklı. Çünkü şu anda mesela biz konuşurken beynimiz yaklaşık olarak bir saniyede 2 milyar byte bilgi alıyor her insanın beyni. Ve bundan çok 2500'ünü yorumluyoruz. Yorumlanmamış olan... Ne kadar az. Çok az bir şey. Ve biz onu biliyoruz diyoruz. Yani gördün bak şurada ağaç, burada da bulut var diyorsun. Halbuki o gördüğün inanılmaz genişlikteki bir bilgi hazinesinin içerisinde çok çok toplu iğne başı kadar bir yer. O yüzden hani öğrenilmiş, o edinilmiş olan bilgileri ve hayata bakışı bir yana bırakıp aslında aklı bir kenara itip tamamen kalbinle hayata bakmaya başladığında bazı şeyler açılmaya başlıyor. Belki ben de o ney sesiyle oldu. İlk kez ney sesini duyduğunda kalbi deli gibi çarpmış. Parasızlık yüzünden ilk neyini plastik su borusundan yapmış. Seçmesini istedikleri tercihleri her zaman elinin tersiyle itip kılavuzluğu gönlüne bırakmış. İnsanlardan ve seslerden, hayatın bütününden ilham alıyor. İçinden geçenleri müziğiyle dışa yansıtıyor. Müziği insanlar karşısında devasa bir aynaya dönüşüyor. O aynada herkes kendinden bir şeyler görebiliyor. Sadece her dil, din, ırktan gelen insanları değil, koskoca iki kutbu doğuyla batıyı birleştiriyor. Kimileri onu Mercan dede, kimileri Arkın Allen, kimileri Blue Man ya da başka bir isimle tanıyor. Aslında bu insanların hepsi tek bir bedende, Arkın Ilıcalı'nın içinde mutlu mutlu yaşıyor. Sahneye çıkan içlerinden hangisi olursa olsun ortalığı kasıp kavurarak dinleyenlere muazzam bir enerji geçiriyor. Arkın Ilıcalı'nın, namı diğer Mercan Dede'nin Bursa'da başlayan hayat yolculuğu 20 yıldır Montreal'de işte böyle sürüp gidiyor. Bu izlediğiniz sessiz sedasız, mütevazı ve kendi halinde hayatına bakıp aldanmayın. O istese de istemese de çıkıp soluklandığı sahnelerde aniden devleşiveriyor.